Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size benim de gördüğünüz renkten çok güzel bir model hazırladım. Şöyle modelimizde arkadaşlar bu şekilde bakın fıstık yaptım size bu model e, arkadaşlar bana geldiğinde üst kısmı böyle değildi sadece fıstıklar aynı şekildeydi üzerine trabzanların üzerine kirpik yapılmıştı fakat bu şekilde şöyle daha narin ve daha zarif daha kibar durdu arkadaşlar e, siz de belki görmüşsünüzdür bu modeli biliyorsunuzdur modelim bu şimdi size bugün bu modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar ikişer zincir çekerek ilk önce tığ battıramızı hazırlıyoruz ve arasına bu şekilde tomurcuklu trabzanlardan 7 tane yapıyoruz bakın burada 6 tane var şöyle tığ battığının içine sık iğne ile sabitledik bir tane de sizle yapacağız iki tane zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen boş olan tığ battıya 2 2 girerek bir tane trabzan yapıyorum şöyle 4 zincir kapattım trabzanıma ve buraya bir tane tomurcuk yaptım tomurcuktan sonra iki tane zincirimi çektim tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim bu kadar arkadaşlar ara suyumuzun yapılışı şimdi dört tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım şöyle bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine girip iki iki alarak buraya şöyle minik bir trabzan yaptım bir defa doluyorum aynı tığ battığının içine iki iki alarak bu şekilde dört ve 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Hemen tığ battımın içine 2 2 alarak şöyle bir trabzan yaptım. Şimdi ikinci tığ battıma geçiyorum. 3 tane de oraya yapacağız. Şöyle aynı 2 defa alarak şöyle 2 şöyle 2. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 alarak bu şekilde 6 tane trabzanımız var. Ve buraya 6 tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle bakın. ilk trabzanımın arasına girdim. Ve sık iğne ile buraya sabitledim. Şimdi arkadaşlar geri dönmeden önce şöyle bu 4 zincirimin içine de bir sık iğne ile giriyorum. Yoksa arkadaşlar burasının havaya kalkık oluyor. Güzel olmuyor. Şöyle bir sık iğne. Sık iğneden sonra 3 tane zincir çekiyorum. yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum şimdi son olarak iki tane sık iğne yaptık ya son olarak trabzanımın arasına giriyorum şöyle sık iğne ile oraya sabitledim bakın bu şekilde üç sağda üç solda ortada üç zincirli yuva yaparak yuvamızı hazırladık yine 4 zincir 4 zincirimi bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum bir iki zincir bu kadar arkadaşlar çok kolay çimeninin yapılışı artık size ne kadar kolay olursa o kadar kolaylaştıracağım modelleri arkadaşlar 4 zincir sık iğne ile buraya sabitliyorum 2 zincir hemen boş olan tığ battıma sabitledim 1 2 zincir bir defa doladım yandaki boş trabzana tığ battıya girip trabzan yapıyorum. 4 zincir. Sabitliyorum. 1 2 zincir. Boş tığ battıya bu şekilde sabitledim. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen tığ battımın içine girip 2 2 olarak aldım. 4 zincir buraya trabzana sabitledim 1 2 zincir hemen boş olan tığ battıma kapatıyorum Evet bundan arkadaşlar buraya yedi tane yapacağız bu yaptığımız üç tane ara suyundan sonra üçer trabzan üçer trabzan iki tığ battının arasına bu şekilde trabzanları hazırlayacağız Aynı yaptığımız bu sık iğneli yuva ile devam edeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar bu fıstığımızın yapılışına geçelim. Şöyle ipimi tığıma 1 2 zincir çekerek tutturdum. Bir defa tığımın başını doladım. Şimdi yapmış olduğumuz bu yuvanın içine kenarı sık iğneli yuvanın içine giriyorum. Şöyle iki iki alarak buraya şöyle minik bir trabzan yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 3 tane bu şekilde arkadaşlar 2 2 alarak minik trabzanlar yapıyorum bir defa tığımı doladım hemen yuvanın içine girdim 2 2 alarak minik bir trabzan yaptım şöyle 1 2 3 zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım yine aynı yeşil yuvamın içine şöyle 2 2 alarak yine sağdaki gibi 3 tane trabzan da sol tarafa yapacağız yeşil yuvanın içine girdim 2 2 aldım bir defa doluyorum yuvanın içine girip 2 2 alarak bu şekilde minik minik trabzanlar yaptım 4 zincir şöyle geri dönüyorum hemen bir defa tığımı doladım yapmış olduğumuz yuvanın içine girip 2 2 olarak aldım bakın kenarda şöyle bir tane yuvamız oluştu bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 bir defa doluyorum alttaki yuva gibi buraya da aynı şekilde yuva yapıyoruz yine 3 zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım aynı yuvanın içine 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan bir defa doladım yuvaya giriyorum 2 şöyle Bismillah tekrar yapalım 2 2 bir defa doluyorum yuvaya gir 2 2 olarak bir trabzan yap şimdi bu e, yuvamız gibi bu tarafı da 4 zincirden yuva yapacağız 4 zincirimi çektim bakın buradaki şöyle trabzanımın tepesine zincir çekmiştik ya arkadaşlar oraya şöyle sık iğne ile ipimi sabitliyorum tutturdum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Pardon, üç tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle döndüm düz tarafına, düz yüzündeyiz. İki defa tığımı doladım ve yuvaya girip şöyle iki, iki, iki alarak, bakın üç seferde aldığım bir trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şimdi arkadaşlar bu trabzanın arasına girip fıstık toplayacağız. Bakın bu bir. Tığımı doladım. Yuvaya girdim. Fıstık topladım. 2 ilmek aldım. 3 4 5 Toplamda buraya 7 tane ilmek alıyoruz arkadaşlar. Hepsinin de tığımızın başını doluyoruz. Yine son kez tığımızın başını dolayıp bu yuvadan da ilmeğimizi çıkarıp Şöyle bakın. Yavaş yavaş tüm ilmekleri oynatarak zaten tığınızı çektiğinizde rahat bir şekilde geliyor bakın arkadaşlar ipimiz. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. 6 tane zincir çekiyorum. Ve ters tarafına çevirdim. Bu hani 3 zincir çekmiştik ya. Oradan girip sık iğne ile 6 zincirimi buraya kapat. Buraya bir tane yuva yaptık. 6 zincirden. Hemen yeşil yuvadan hiç zincir çekmiyorum. Bakın arkadaş hiç zincir yok. Buraya sık iğne ile tomurcuktan tutturuyorum. Tekrar düz tarafına hiç zincir çekmeden orada bir bolluk oluşsun istemiyorum üstünde. O yüzden direkt bu 6 zincirin arasına sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle fıstığımı buraya tutturmuş oldum. Bakın. 2 tane zincir çekiyorum bir defa doluyorum zincir çekerek yapıldığı zaman şöyle topluyor arkadaşlar üzerine o yüzden zincir çekmeden sık iğne ile sadece sabitliyoruz Evet bu şekilde iki zincir çekerek buraya 5 tane kirpik yapıyorum 3 oldu 2 zincir şöyle 4 oldu 2 zincir ve 5 oldu Arkadaşlar şöyle güzelce sıkı sıkı kirpikleri oluşturduk. Yine iki defa tığımı doladım. Aynı fıstığımı yaptığım yuvadan girdim. Şöyle iki, şöyle iki, iki alarak bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Zincirimin, bakın arkadaşlar şu zincirin yanında da il, hani ip almıştık ya sıklamak için onu da alıyorum orada görüntü güzel olsun diye onu da alıyorum bir defa doladım iki bakın arasından onu da içine zincirimle beraber kapatıyorum 3 4 yine 7 tane ilmeği topluyorum 5 6 ve 7 7 tane buraya bu şekilde ilmeği topladım 8. ilmeğimi yuvadan alıyorum hepsini birden bakın bu şekilde buraya kapattım ve yine buraya altı tane zincir çekeceğim 2 3 4 5 ve 6 ters tarafına çevirdim bu kapattığım yerden iki fıstığın arasından sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir iki zincir çekip düz yüzüne döndüm bu yaptığım altı zincirin içine bu şekilde minik minik ikişer zincirli kirpikler yapıyorum. Şöyle 2 3 4 ve 5. 5 tane kirpiğimiz oldu. Bakın çok da güzel duruyorlar arkadaşlar. Yine iki defa doladım tığıma, yuvaya girdim. Şöyle 2 2 2 alarak bu şekilde yine bir trabzan yaptım. Dibine 2 tane zincir çekiyorum trabzandan sonra bir defa tığımı doladım. Bakın oradaki teli de alıyorum, kapattığım fıstığı kapattım teli de alıyorum. Evet, şöyle 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeği yine topladım tığıma. 8. ile yine tığımın başını dolayarak yuvadan girip bir tane ilmek çıkarıyorum. Tüm yaptığım ilmekleri bu şekilde kaydırdım. Bakın aşağı doğru ve kapattım. Şöyle. Şimdi yine altı tane buraya zinciri çekiyorum sıkı sıkı. Ben iplerimi arkadaşlar esnetiyorum muhakkak yapmadan önce unutmayın. O yüzden bu kadar zarif ve kibar düştüğünü düşünüyorum. Esnetiyorum incecik oluyor. Hele altın başak leylaktan çok esniyor arkadaşlar. Eski ipleri bilmem ama yeni ipler o kadar esniyor ki incecik tel gibi kalıyor. Acaba hani yapımdan yapımda değişir mi bilmem ama yeni aldım bu ipi mesela o kadar esniyor ki incecik oluyor. Şöyle iki zincirimi çektim. İkinci kirpiğimi kapattım. 3 4 ve 5 Evet. Bakın arkadaşlar bir yuvaya 3 tane bu şekilde fıstık yapıyorum. Şimdi 3 tane oldu. Yine tığımı 2 defa doluyorum. Bu sefer ortada yaptığım bu yuvanın içine 2 2 2 alarak bir tane trabzan yapıyorum. Aynı şekilde buraya da 3 tane bu ikinciye de 3 tane yapacağız. Şimdi buraya bir tane yapalım arkadaşlar. Bırakmadan önce iki zincirimi çektim. Bakın bu çok uzakta olduğu için bu tel artık burada kalıyor mecburen arkadaşlar. Onu almayacağız. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanımın arasına girdim ilmek çektim doladım ilmek çıkardım 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane bu şekilde ilmeği çıkardım 8. de yuvadan çıkarıyorum şöyle üçünü birden bakın ama üçünü birden demişim artık hepsini birden çıkarıyorum Evet arkadaşlar konuşurken bazen değil her zaman şaşırıyorum Şimdi buraya 6 tane zincir çekiyorum. 4 5 ve 6. Ters çevirdim. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincirimi çektim. Şimdi buraya 5 tane 2 zincirden bu altın zincirli yuvaya kirpik yapacağız. 2 Yuvaya girdim. 3, 4 ve 5. Beş. 5. Evet, de yaptık. Bakın, 1, 2 defa doladım, buaya girdim, 2, 2, 2 olarak aldım. Hemen 2 zincir. Evet arkadaşlar, şöyle 7 tane küçük küçük yapıyoruz. Toplamda burada 3, 6, 9 tane fıstık oluyor. O yüzden böyle fıstıklarımızı minik tutuyorum. 10 veya 12 değil. Bu şekilde 8'er dolamalı ilmekli fıstıklar yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın kalıp gibi. Şöyle şimdiden şu bakın önemli hiç zincir çekmeden direkt sadece sık iğne ile kapatırsanız şöyle marullanmayacak. Çok güzel bir modelimiz olacak. Aynı işlem olduğu için şu bu yuvayı bu yuvayı doldurayım. Böyle şurada bir çatım işlemi var. Aynı burada olduğu gibi onu göstermek için geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tüm yuvaları bu şekilde bakın doldurdum. Şöyle hiç zincir çekmiyorum. Dibine bakın ilmeğimin hemen yanındaki bu tomurcuğun içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Şöyle açılmasın diye de bir tane zincirimi çektim. Evet arkadaşlar, bakın modelimi şöyle e, tülbent üzerinde nasıl durduğunu göstermek için şöyle ters çevirdim. Bakın çok hoş ve çok da güzel durdu arkadaşlar. Fıstıklar yaparken toplar arka tarafından hafif bir ütülerseniz açılır. Korkmayın yani fıstıklar marullanmaz. Sizde toplansa bile arkasından ütüyü bastırdığınız takdirde bu şekilde dümdüz olur. Evet, şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar ikisini bir arada. Evet, modelim bu şekilde bakın. Çok hoş ve çok da zarif oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Yapımı da kolay, kalıp gibi bir model oldu. Hafif de değil, çeyizlik bir model oldu arkadaşlar. Şöyle fıstıkların ağırlığı. Çok hoş olduğunu düşünüyorum. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.